Şeyhülislam Efendi'ye atlattığı badireler sebebiyle geçmiş olsun deriz. Sizin sıhhatinize duacıyız hünkârım. Tehditlere boyun eğmeyin. Hal fetvasını mühür etmediğiniz için bizi doğru karar verdiğimize ikna ettiniz. Hünkârım, başımı bile alsalar size asla ihanet etmem. Siz alemi İslam'ın ümidisiniz. Hamdolsun, teşebbüsü bertaraf ettik. Bizi oyalayan bir devlet düşmanından kurtulduk. Karşımızdakiler toparlanana kadar İngilizler, Fransızlar ve Ruslar yeni bir plan yapana kadar bizler en hızlı şekilde icraata geçmeliyiz. Hünkârım, fabrika meselelerine hız verelim. Millete iş imkanı doğuralım. İnşallah bu yıl bütçe fazlası vereceğiz. Doğru dersiniz Mahmut Paşa. Ekonomik olarak düze çıkıp duyunu umumiyeye olan borcu ödemek için var gücümüzle çalışacağız. Hünkârım, zat-ı şahaneniz bu kadar çalışırken maalesef sokaklardan iyi haberler almayız. Neymiş o haberler Zühtü Paşa? Et fiyatları hünkârım çok artmış. Millet şikayet eden addedilmemek için bağbaliye bir şey söylemiyor. Lakin kimseler et alamıyor. Sebebi nedir? Kasapların kararı hünkârım. Son bir aydır ete %200 zam gelmiş. Anlaşıldı paşa. Anlaşıldı. Uyuyakalmışım. Mehmet Selim yok mu? Sabah çok erken saatte çıktı. Marangozhaneye gideceğini söyledi. Bebeğimiz için bir şey hazırlıyordu. Öyle hevesli. Öyle mutlu ki. O kadını asla affetmeyeceğim. Bebeğimi onun yüzünden kaybettim. Efsun denen o kadını asla affetmeyeceğim. Asla. Geçmişteki aşkınız öyle büyük bir aşkmış ki hep gölgesinde kaldığını zannetmiş bu sevdanın. Öfkesi, isyanı bana değil aslında. Onu hiçbir zaman Süheyla Hanım'ı sevdiğiniz gibi sevmemiş olmanıza. İçinizde küllenmemiş bir ateş yanıyor hala.